Türk Edebiyatı'nın ünlü şair ve yazarları. Merhaba arkadaşlar. Bu programda Mehmet Emin Yurdakul'un hayatı, edebi şahsiyeti ve eserleri üzerinde duracağız. Mehmet Emin Yurdakul, 1869-1944. Mehmet Emin Yurdakul, 13 Mayıs 1869'da İstanbul'da doğdu. 14 Ocak 1944'te aynı kentte öldü. Beşiktaş askeri rüştiyesini bitirdikten sonra bir süre Mülkiye Mektebi'nin idadesinde okudu. 1887'de Bab-ı Ali Sadaret Dairesi Evrak Odası'na aylıksız katip olarak atandı. 1899'da Hukuk Mektebi'ne başladı. Öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamak üzere okuldan ayrıldı. Ancak bu isteği gerçekleşemedi. Memurluk yaşamına döndü. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. Şiirlerinde dile getirdiği düşünceler, yansıttığı gerçekler saray tarafından kuşkuyla karşılandığı için 1907'de Erzurum Rüsumat Nazırlığı'na gönderildi. İkinci Meşrutiyet sonrası 1909'da Bahriye Müsteşarlığı'na, bu görevi istemeyince de Hicaz Valiliğine atandı. Bir yıl sonra Sivas Valiliğine getirildi. Ancak çalışması engellenince 3 ay sonra bu görevinden de ayrılarak İstanbul'a döndü. Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldı. Derneğin başkanı oldu. Çıkarılan Türk Yurdu dergisinin de sorumluluğunu üstlendi. İttihat ve Terakki yönetimiyle arası açılınca Erzurum Valiliği göreviyle 1911'de İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Ertesi yılda emekliye ayrılmak zorunda bırakıldı. 1913'te Musul Milletvekili seçildi. Halide Edip, Köprülüzade Fuat ve Hamdullah Subhi ile birlikte Hars ve İlim Heyeti üyeliğinde bulundu. Milli Türk Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul işgal edilince 1921'de Anadolu'ya geçti. Atatürk tarafından ilgiyle karşılandı. Antalya, Adana, İzmir yörelerinde dolaşarak halkın ve ordunun manevi gücünü arttırıcı konuşmalar yaptı. Şebin Karahisar, Urfa ve İstanbul milletvekili seçilerek 5 dönem meclise girdi. 14 Ocak 1944 tarihinde İstanbul'da öldü. Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Edebi kişiliği. Milli edebiyat akımının öncü şairler arasında yer almıştır. Ulusçu, halkçı görüşleri savunan şiirler yazmıştır. Türk Yurdu Cemiyeti ve Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer alan sanatçı, döneminin şiir anlayışının dışına çıkmış ve hece ölçüsüne dayalı yalın bir Türkçe kullanarak eserlerini meydana getirmiştir. Türk edebiyatına halkın sesini getiren, gerçekçi bir şair olarak değerlendirilen Mehmet Emin Yurdakul, Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülüğü savunan şiirler yazmıştır. Coşku, ulusal duygular, kahramanlık, yüreklendirme ve öğreticilik ögelerini ön plana çıkarmıştır. Şiire biçim yenilikleri de getirmiştir. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizeden kurulu şiirler yazmıştır. Milli edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcileri arasında yer alan sanatçı, eserleriyle diğer milli edebiyat sanatçılarını etkilemiştir. Mehmet Emin Yurdakul, Türk şairi, milli şair diye bilinmektedir. Türkçülük düşüncesini benimsemiştir. Ona halkçı bir nitelik kazandırmıştır. Cenge Giderken adlı şiiriyle tanınmış ve milli şair unvanını almıştır. Edebiyatı düşüncelerini aktarmada bir araç olarak görmüştür. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Toplum için sanat anlayışını benimsemiş ve kişisel duygularına şiirlerde yer vermemiştir. Şiirlerde kolay anlaşılabilen bir dil kullanmıştır. Hece ölçüsünün uzun kalıplarını kullanmıştır. Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizeden kurulu şiirler yazmıştır. Batıdan alınan nazım biçimlerini de kullanmıştır. Didaktik bir söyleyişi benimsemiştir. Ekranda 1914'te yayınlanan Türk Sazı kitabının kapağını görüyorsunuz. Mehmet Emin Yurdakul'un eserleri, şiirleri, Türkçe şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Dicle Önünde, Hasta Bakıcı Hanımlar, Turan'a Doğru,
Zafer Yolunda, İsyan ve Dua, Aydın Kızları, Mustafa Kemal, Şiir ve Düz Yazı karışımı bir eser. Ankara, Düz Yazıları, Fazilet ve Asalet, Türk'ün Hukuku, Kral George'a, Dante'ye. Mehmet Emin Yurdakul'un şiirinden örnek. Cenge giderken, ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur. Sinem özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz giderim. Bu topraklar ecdadımın ocağı. Evim, köyüm hep bu yurdun bucağı. İşte vatan, işte Tanrı kucağı. Ata yurdun evlat bulmaz giderim. Yaradan'ın kitabını kaldırtmam. Osmancığın bayrağını aldırtmam. Düşmanımı vatanıma saldırtmam. Tanrı evi viran olmaz giderim. Tanrım şahit duracağım sözümde. Milletimin sevgileri özümde. Vatanımdan başka şey yok gözümde. Yar yatağın düşman almaz giderim. Ak gömlekle gözyaşımı silerim. Kara taşla bıçağımı bilerim. Vatanım için yücelikler dilerim. Bu dünyada kimse kalmaz giderim. Değerli dostlar, Mehmet Emin Yurdakul'un hayatı, edebi şahsiyeti ve eserlerini anlattığımız program burada sona erdi. Başka bir programda buluşuncaya dek esen kalınız. İbrahim Esen, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni.